Efendim? İyi akşamlar beyefendi. Engin Balkan'la mı görüşüyorum? Evet benim. Ben avukat Yaşar Yılmaz. Sizinle Silvia Kurlova hakkında konuşmak istemiştim. Kim dediniz? Silvia Kurlova. Tanıyorsunuz değil mi? Evet, evet tanıyorum. Yakın zamanda kendisi vefat etti. Tek yasal varisi olarak sizi göstermiş. Yarın görüşebilir miyiz? Engin Bey orada mısınız? Tamam, tamam görüşürüz. Tamam, adresi ve saati size göndereceğim. İyi akşamlar. Geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ölmeden bir hafta önce de vasiyetini tekrar düzenlemişti. Ya inanın çok şaşkınım. Vasiyi olarak beni mi seçmiş? Evet, size de bir mektup bıraktı. Buyurun. Vasiyeti de burada. Biliyorsunuzdur zaten. Kendisinin Antalya'da otelleri, gece kulüpleri, bir sürü mülkü vardı. Servetinin %10'unu da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Geriye kalan miktarın üzerindeki hak sahibi olan tek kişi sizsiniz. Nasıl yani? Her şeyi bana mı bıraktı? Evet ama şimdilik. Şimdilik mi? Ya avukat bey hiçbir şey anlamıyorum ben. Silvia'nın 17 yaşında bir kızı vardı. Adı Gönül. Anlaşılan sizin kızınız. Ya yok artık. Şaka mı bu avukat bey? Şaşırmanızı anlıyorum. Ama şaka yaptığım yok. Gayet ciddiyim. Kızınız Gönül 18 yaşını dolduruncaya dek tüm hesaplarının kontrolü sizde olacak. Sonrasında bütün miras Gönül'e geçecek. Ya bakın benim kızım olduğuna emin misiniz? Silvia Hanım'ın emin olmadan böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. İsterseniz DNA testi de yaptırabilirsiniz tabii. Bu arada sizi Gönül'le tanıştırmam lazım. Yine neyin içine düştük acaba? Of. Engin, Emin'in bu mektubu okurken şaşkın, biraz da olsa sinirlisin. Şimdi nereden çıktı bu kadın diye düşünüyorsun. Yıllar önce yollarımızı ayırdık. Çok da tatlı bir ayrılık olmadı. O yüzden söyleyemedim sana. Bebek bahanesiyle seni tekrar elde etmek bana yakışmazdı. Ama çocuğumuza kıyamadım Engin. Kızımızı görsen şimdi ne kadar güzel. Melek gibi sanki. Bazı huyları sana benziyor. Gitmek hiç hesapta yoktu ama hayat işte. Her şey bir anda oluyor. Hastalık beni bitirdi Engin. İnan bana bu satırları yazdıktan sonra ya da birkaç gün içinde ben gitmiş olacağım. Yıllar sonra sana fazla gelebilir ama kızıma sahip çıkmanı istiyorum. Çünkü babası sensin ve sana ihtiyacı var. Ona iyi bak. Onu çok sev. Ah Silvia. Avukatın söylediklerini araştırdın mı? Baktım baba. Hepsi doğru. Silvia zaten başarılı bir iş kadınıydı. Hastalığa yakalanmış. Uzun sürede tedavi görmüş. Peki kızı? Doğum tarihi zamanlama olarak tutuyor. Benden olma ihtimali yüksek. Ne diyebilirim bilmiyorum Engin. En az senin kadar şaşkınım ya. 17 yaşında bir kızım varmış baba. Peki başa anlattın mı? Daha anlatmadım. Nasıl anlatacağım onu da bilmiyorum. Yani bak o işin nasılı yok. Geç karşısına her şeyi anlat. Ya belki biraz kızar, üzülür. Ama emin ol, itiraf etmek seni rahatlatacak çok. Göreceksin. Aşkım, bir şey mi var? Ne oldu? Çok dalgınsın sen. Ha? Yo, canım öylesine. Bir şeyler düşünüyorum. Engin'cim, bir derdin var da söylemiyor gibisin. Konuşmak ister misin? Canım. Söyle hayatım. Siz benim her şeyimsiniz. Biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? De nereden çıktı şimdi? Öyle içimden geldi. Avukat bey, sizden bir ricam olacak.
şimdilik ona babası olduğunu söylemeyin. Özel bir sebebi var mı? Zamanı geldiğinde ben kendim açıklayacağım. Annesinin güvendiği bir arkadaşı olarak bilsin beni. Peki, siz nasıl isterseniz. Hı-hı, buyurun. Seni Engin Bey'le tanıştırayım. Annenin en yakın arkadaşı. Memnun oldum. Ben de. Şimdi sen düşünüyorsun, bu kızın annesi öldü. Niye bu kadar mutlu? İlk önce şunları bir indirelim. Düşünmedim aslında. Yapma, herkes düşünür. Ama annemin ne kadar acı çektiğini kimse bilmez. O tedavi süresince bir kez olsun ağlamama izin vermedi. Hep gülmemi istedi. Ben de anneme verdiğim sözü tutuyorum. Tam annesinin kızı. Şimdi özet geçiyorum. 18 yaşına gelinceye kadar bankadaki para dahil her şeyin kontrolü Engin Bey'de olacak. İlginç. Annem sana o kadar çok güveniyor yani. Niye acaba? İyi arkadaştık. E madem bu kadar iyi arkadaştınız, biz niye yeni tanışıyoruz? Annenizin son arzusuydu. Ki Engin Bey'e güveniyorsa bir bildiği vardır, değil mi? Vardır herhalde. Neyse, bitti mi Yaşar abi ya? Son bir imza işi kaldı. Onun için de bankaya gitmeniz gerekiyor. Ben odaya geçip evrakı hazırlayayım. Ben sana şimdi abi mi diyeyim, amca mı diyeyim? Ne dersin? Nasıl istersen. Yani Engin bile diyebilirsin. Yok ya. O kadar yaşlı durmuyorsun aslında. İltifat olarak kabul ettim bunu. Kızım biraz dursana şöyle. Gel bak. Otur şuraya. Otur. Ha. Oturayım. İş gittikçe enteresan bir hale geliyor. Nasıl yani? Annem polisleri hiç sevmezdi. Ama en iyi arkadaşı polismiş. Benim aklımda kaldığı kadarıyla annem polisleri severdi. Sen emin misin ya annemi tanıdığına? Emin olmasam burada ne işin var? Nesin sen peki? Başkomiser falan mı? Onları sonra konuşuruz. Boş ver. Hele şu işleri halledelim. Baban nerede? O niye gelmedi? Bilmem. Bir yerde karşılaşırsan sen sor. Çünkü ben kendisini tanımıyorum. Hiç görmedin mi? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Sonuçta baban değil mi? Biraz ağır konuştun sanki. Kaç yıldır yaşıyorum ben, o kadar sene. İnsan arayıp sormaz mı? Hiç mi merak etmiyor? Beni değil, annemi arayıp sormaz mı? Kötü bir adam demek ki. Konuşmaya bile değmez o yüzden. Ben Yaşar Bey'le görüştüm. Gerekli evrakı hazırlattım. Bunları imzalamanız gerekiyor. Bence önce sen bir incele. Ya bir saatte burada mı harcayayım ya? Nereye imza atacağız, bana göstersenize. Şu alt parafta. Oha, bu ne? Şuna bak. Ne oluyor? Ya bu gerçek mi? Baksana. 250 milyon wow. Mu? Bir yanlışlık yok herhalde, değil mi? Yok. Silvia Hanım'ın sizin için ayırdığı miktar tam olarak bu. Beni bir cimciklesene ya, kendime gelemedim şu tamam, an. Tamam, saçmalama kızım. Ben bu kadar parayla ne yapacağım? Dur çekeyim fotoğrafını. Elbise alsam bitmez vallahi. Tatile gideyim desem yine bitmez. Ne alınır ki bu parayla ya? Vallahi görünüşe göre ne istersen onu alabilirsin artık. Öf, çok para bu ya. Ben de ağırlık yapar, ne yapsak ki? Yapacak bir şey yok. 18'inden sonra hepsi senin. Neyse ya, imzaları atalım da biraz kıyafet alayım bari. Ama paralar şimdilik senden Engin müdürüm. Öyle olsun bakalım. Bak, sana bir elbise göstereceğim. Nerede bu? Heh bak bu. Bunu alır mıyız ya, bu elbiseyi? Tamam, alırız. Selfie çekelim, dur. 250 milyon fotosu. Nasıl olmuş? Güzel. Güzel diyorsun ama yüzünden beğenmediğin anlaşılıyor. Gerçek fikrini söylesene ya. Fazla mı kısa? Yani bilemedim pek. Kısa galiba. Ben de rengini sevmedim zaten. Boş ver. Diğeri daha güzel. Onu deneyeyim şimdi. Tamam. Aa, şu Engin Bey değil mi? Başak da burada o zaman. Gel selam verelim. Dur gitme.
Bu kız kim ya? Bu da böyle. Daha iyi sanki ha? Hem rengi güzel. Yoksa? Yok canım, daha neler. Kesin aldatıyor başa. Erkek değil mi? Hepsi aynı. Baksana. Bulmuş gencecik kızı, boyun posun devrilsin. Nasıl söyleyeceğiz biz bunu başa? Söylemeyeceğiz. Fotoğrafları göstereceğiz. Şöyle dursana. Hayola kızlar ya. Bir terslik mi var? Ne oldu? Maalesef var canım. Yani Başakcığım, böyle bir olay yüzünden gelmek istemezdik ama. E geldiniz artık. Hadi anlatın, merak ediyorum ya. Bugün eşini gördük, Engin Bey'i. Yanında genç bir kız vardı. Yani? Fotoğrafları burada. Sana da yollarım istersen. Tesadüfen denk geldik. Senin de haberin olsun istedik. Bu kadar mı fotoğraflar? Daha ne olsun hayatım? İyi de bunlar bir şey kanıtlamaz ki. Benim kocam emniyet müdürü, bunu biliyorsunuz değil mi kızlar? Kadın bir tanık olabilir, muhbir olabilir. Ne bileyim, şüpheli bile olabilir. Ayrıca el ele göz göze bir halleri de yok. Ya ben anlamadım. Siz bu fotoğraflara bakıp ne anladınız ki? Daha ne anlayacağız Başakcığım? Ayrıca her şey ortada. Ay kusura bakma, vallahi çok safsın. Ya ben mi safım? Yoksa siz mi kötü niyetlisiniz? Ben pek anlamadım. Yemeden içmeden gelmişsiniz, fotoğrafları çekmişsiniz. Bir de bana gösteriyorsunuz. Eksik olmayın ama Engin bir kadınla yan yana yürüdü diye olay çıkartacak halim yok benim. Hah, hem uyandı. Ben ona bakayım. Hadi biz kalkalım artık. Malum, çocuğun beslenme saati geldi. Oldu o zaman, biz de kalkalım. Seni de tutmayalım Başakcığım. Siz bilirsiniz. Yine beklerim. Of, canavar uyudu nihayet. Ne izliyorsun? Hiç, bakıyorum öyle. Günün nasıl geçti? Aynı, bildiğin gibi. Neler yaptın bakalım? Aşkım, bildiğin işler ya. Ne oldu ki? Öğlen seni aradım da ulaşamadım, merak ettim. Öğlen şube müdürleriyle toplantım vardı. Ondan açamadım ben. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Niye sordun? Sanki böyle bir açığımı arıyor gibisin de. Yok canım, öylesine sordum. Aradım ulaşamayınca. Peki, senin günün nasıl geçti? Aynı. Ben bir kahve yapacağım, ister misin? Yok canım, sen yap kendine. Tamam. Bankayla ve avukatla konuştum. Önümüzdeki bir sene vasiyin ben olacağım. Yani annenden sana miras kalan para benim kontrolümde olacak. İnan hiç istemediğim bir durum. Ama annenin vasiyeti böyle. Parana kavuşmak için 18'ine kadar sabredeceksin. Anladın mı? Hı, anladım. Ben sana düzenli olarak para göndereceğim. İstediğin yerde yaşayabilirsin. Ama bak, ben senin yerinde olsam bir üniversiteye kaydolurdum. Keşke annem yaşasaydı da para umurumda değil. Haklısın. Bence de keşke annen hayatta olsaydı. Ama Gönül, anne maalesef vefat etti. Ve bu hayat dediğin keşkelerle yaşanmaz. Bak, artık çok param var. Para demek güç demek. Ve bu gücü akıllı kullanman lazım. Siz ne zaman annemle arkadaş oldunuz? Berlin'de tanıştık. Ben görev icabı oradaydım. Sonra annen... Peki neden annem sana bu kadar güvendi? Çok iyi arkadaştık. Bana güvenir. Peki babam kim? Tanıyor musun? Hayır. Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Yani tek bildiğim annemin babamın peşine takılıp buraya geldiği. Öyleyse babam bir Türk olmalı değil mi? Annen başka ne anlattı baban hakkında? Hiçbir şey. Yani defalarca sordum ama hiç anlatmadı. Ben hep babam olsun istedim. Ufaktım. Resim dersinde herkes çiçek çizerdi. Ben babamı hayal edip çizerdim. Galiba biraz tuhafım. Sen hiç tuhaf falan değilsin. Herkes kadar normalsin. Ve emin ol, annen seninle gurur duyuyor.
Babana gelirsek bence onu pek düşünme. Tamam mı? Engin? Başak, sen ne arıyorsun burada? Ne oluyor ya? Soruları ben soracağım. Sen kocamla ne yapıyorsun? Ve sen Engin, ne olur bana mantıklı tamam. bir açıklama yap. Tamam, sakin. Yoksa kafayı yiyeceğim. Ya Başak, sen beni takip mi ettin? Soruları ben soracağım dedim. Beni aldatıyor musun bu kızla? Adam gibi dost doğru bir cevap istiyorum senden. Beni aldatıyor musun? Hayır Başak, hayır, asla. Ne yapıyorsun sen? Bu kız daha 20 yaşında bile değil. Başak, seni aldatmıyorum. Anlatacağım ama lütfen biraz sakin ol. Biz bir şey yapmadık. Sen sus. Sana yazıklar olsun. Artık ne yaparsan yap umurumda değilsin. Başak bekle. Değilsin. Bekle Başak, bekle. Gönül benim kızım. Ne dedin? Nasıl ya? Ben de 2 gün önce öğrendim. Gönül'ün annesi Silvia bana bir mektup yollamış. Bu kız senin kızın mı? Evet. Sen babam mısın? Evet Gönül. Ben senin böyle öğrenmeni istemezdim. Aslında alıştırarak söyleyecektim ama. Sana lanet olsun ya, lanet olsun. Gönül dur, bir dakika Gönül. Yemin ederim haberim yoktu. Daha 2 gün önce öğrendim bir kızım olduğunu. Sana anlatacaktım. Sadece doğru zamanı bekledim. Ama galiba geç kalmışım. Keşke en başından anlatsaydın. Haklısın Başak. Vallahi sersem gibiyim 2 gündür. Kime ne diyeceğimi, ne yapacağımı, her şeyim şaşırdım. Ya kızcağızı bile söyleyemedim. Daha yeni öğrendi babası olduğumu. Nasıl bilmezsin Engin? Düştüğümüz duruma bak. Ne olacak şimdi? Bilmiyordum Başak. Bak lütfen inan bana, tamam mı? Kafası daha karışmadan gidip şu kızı bulmam lazım. Ben bir kötülük yapmadım. Her şeyi düzelteceğim. Lütfen inan bana, tamam mı? Gönül, Gönül! Gönül, bekle! Burası neresi? Beğenmedin mi? Ne diyorsun sen ya? Atla gidelim hadi, ne işimiz var burada? Misafirlerimizi bekliyoruz. İşte geldiler. Ne oluyor ya? Kim bunlar Deniz? Kusura bakma Gönül. Gel hadi. Ya Deniz ne oluyor? Hadi. Ya saçmalamayın. Konuşmayın. Ya Deniz yardım etsene. Bırakın beni. Yardım etsene, imdat. Kes sesini, kes.